Saray hükümetinin yılın ilk 3 ayında toplayıp harcadığı para 537 milyar lira. Bir de işsizlik sigortası fonunun kasasında duran 132 milyar lira var. Bunların hepsi sarayın kontrolünün altında, elinin altında duran 669 milyar lira para var. Elbette soracağız. Nereye gitti tüm bu paralar? Bu kadar paraya rağmen vatandaşa 5 maske dağıtamamış. Milletin cebine şu sıkıntılı gününde sadece 4.4 milyar lira para koyabilmiş. Kapattığı 250 bin iş yerinin, buradan ekmek yiyen 2,5 milyon çalışanın, berberin, esnafın, garsonun, kominin, şoförlerin ve diğer milyonların zararını telafi edememiş. Ceplerine bak kardeşim sen bu kadar zarara uğradın ben senin cebine bu parayı koyuyorum diyememiş. Varsa yoksa sana borç vereyim idare et tavrı. Aslında ne borcu ne de dağıttıkları 1.000 lirayı alabilen yurttaşlarımızın feryatları arşa yükseliyor. Ama bu sesler bir tek saraydan duyulmuyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu arada dolar kuru da 7 lirayı aştı. Haftalardır dolar 7 liraya geçmesin diye elindeki son dolarları da harcayan Merkez Bankası herhalde hafta sonuna girerken doların başına nöbetçi koymayı unuttu. Dolar 7 lirayı aşınca da saray korosu ezberlerindeki o malum güfteyi terennüm edip ağlaşmaya başladılar. Bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız, mani olamayacaksınız hamaseti gırla gitmeye başladı. Bu söylemi tedavüle sokup mağdura yatmaya çalışıyorlar. Yandaş kanallarda darbe senaryoları ballandıra ballandıra servis ediliyor. Ama artık millet kanmıyor. Millet kabahatlinin kabahatini gizlemek için sesini yükselttiğini çok iyi görüyor. Başkalarını suçlayarak sorumluluktan kaçmaya çalışanları herkes biliyor. Maske beceriksizliğinizi, ekonomiyi yönetemediğiniz için doların 7 lirayı aşmasını, yaklaşan işsizlik afetini, yoksulluğu, israfı, otoyol, tünel, havaalanı ve şehir hastaneleri üzerinden yandaşa peşkeş çektiğiniz hazinenin dolarlarını bağırıp çağırarak, mağdura yatarak maskeleyemezsiniz. Kuru gürültüyü bırakın. Önce milletin mutfakta boş kalan tenceresini doldurun. Dünya ile birlikte kısıtlamaları gevşetmeye hazırlandığımız şu günlerde milletin sağlığını tehlikeye atmayın, maskesini verin. Testleri arttırın. İktidar olmak muktedir olmaktır. İktidar ağlama, sızlama, suçlu icat etme makamı değildir. 18 yıldır ülkeyi kim yönetiyor? Siz yönetiyorsunuz. Bir suçlu arıyorsanız dönüp saraydaki altın varaklı aynalara bakacaksınız. Ekonomide ve politikada yarattığınız fay hatlarıyla sebep olduğunuz kırılganlık ve açıklarla yüzleşeceksiniz. Belki yardımcı olur diye 18 yılda sebep olduğunuz açıkları biz 7 başlık altında topladık. Birinci açığınız dış finansman açığıdır. 18 yılda Türkiye'yi dünyanın en kırılgan ekonomileri liginde ilk 5'in değişmez ülkesi yaptınız. Bugünlerde de Arjantin ve Gürcistan'la beraber ilk 3'te dolaşıyoruz. Türkiye buraya sizlerin yani ülkeyi yönetenlerin tercihleriyle geldi. Tek adam parti devleti rejimini inşa ederken ekonomideki kırılganlıkların üzerini borçla, sıcak parayla örttünüz. Faiz lobileri bu borçları hükümete zorla vermedi. Hükümet ayıla bayıla bu borçları aldı. Ekonomiyi borçla şişirip vatandaşın gözünü boyamaya çalıştı. Sonuç, milyarlarca dolara ulaşan, herkesi borca batıran dev bir finansman açığı. İkinci açığınız liyakat açığıdır. Devlette liyakat bitti, yerine saraya sadakat geldi. Koskoca ülke aile şirketi gibi yönetiliyor. Kayınpeder ve damat ekonominin tüm iplerini ellerinde tutuyorlar. Hazineye paralel varlık fonunu kurup yönetim kurulu başkanlığı ve başkan vekilliği koltuklarını paylaşıyorlar. Yetkileri çok, kibirleri çok ama liyakat yok. Geçen yıl damat bakan çıktı 2,5 milyon kişiye yeni istihdam yaratacağız dedi. İş sahibi 658 bin yurttaşımız işinden oldu. Bırakın 2,5 milyon kişiye istihdam yaratmayı. Resmi işsiz sayımız bu krize girerken 4,5 milyon, gerçek işsiz sayımız da 8 milyona dayanmıştı. Aynı bakan düne kadar Türkiye 2020'de %5 büyüyecek diyordu. Biz de bu kararı, bu açıklamayı alkışladık. Dedik ki ne güzel.
Biz de %5 büyüme istiyoruz dedik. Ama dün kayınpederinin partisindeki başkan vekili Numan Kurtuluş Bey hafta sonunda bir televizyon programına çıktı ve 2020'de Türkiye ekonomisinin %4,5 civarında daralacağını ifade etti. Bu durumda damadın yapması gereken, kayınbabasını taklit edip ezanı susturamayacaklar diye mesaj atmak değildi. Ama yaptı. Yapması gereken, kayınpederine bir mektup yazıp, babacığım ya ben ya partideki genel başkan vekilin demeliydi. Bugün sabah da çıkmış, diyor ki %5'ten o da vazgeçmiş. İnşallah bu yıl pozitif bir büyümeyle kapatacağız diyor. Sayın Bakan, taahhüdünüzün arkasında durun. %5 büyümeyi yapamayacaksanız çekin gidin. Köklü ciddi devletlerde makamların bir ağırlığı vardır. Ama makama güç veren değil, makamdan güç alanlar koltuğa oturursa devlet örf ve adetleri onlara elbette bol gelir. Üçüncü açığınız kurumsal açıktır. Tek adam parti devleti rejimi inşa edilirken ülkemizin en köklü devlet kurumları ve devlet hafızası yok edilmiştir. Ekonomide program yapmayı, tedbir hazırlamayı bilen iyi eğitimli, tecrübeli kadrolar tasfiye edilmiştir. Şimdi öyle anlaşılıyor ki bürokrasi yerine uluslararası danışmanlık şirketleri kullanılmaktadır. Bu danışmanlık şirketlerine milyonlarca dolar ödenmektedir. Aslında bu salgın sürecinde ülkenin kurumsal yapısının ne hale getirildiğini, aşı üreten Hıfzı Sağ Enstitüsü'nün kapatıldığını gördüğümüzde bir kez daha hatırladık. Ve şunu düşündük, dedik ki salgına iyi ki bu ucube rejimin bilim kurumları üzerinde başlattığı ideolojik tahribat tamamlanmadan yakalandık. Yoksa bugün dünya ile aynı anda salgından çıkış stratejilerini de konuşamayacaktık. Sağlık çalışanlarımız bu başarıyı gösteremeyecekti. Dördüncü açık, bu iktidarın dördüncü açığı hesap verme açığıdır. Ülkeyi yöneten saray hükümeti ve onun kibirli başı millete hesap vermekten kaçıyor. Saray hükümetine milletimiz adına sorular soruyoruz ama onlar bizim millet adına sorduğumuz soruları değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir konferansta sorulan soruları cevaplamayı tercih ediyorlar. Biz kaç haftadır 2,5 milyar dolar vererek Rusya'dan aldığınız S-400'leri Nisan ayında aktive edecektiniz, aktive ettiniz mi etmediniz mi diye sorduk. Sorumuza cevap dahi vermediler, vermiyorlar. Ama Amerikalılar aynı soruyu sorunca cevap vermişler. Acaba diye düşünüyoruz, bundan sonra sorularımızı saraya İngilizce mi sorsak? Sarayın Amerikalılara verdiği cevaptan füzeleri aktive edemedikleri anlaşılıyor. Gerekçe olarak ne gösteriyorlar? Covid-19 salgını. Ya anlaşılan Covid-19 virüsü sadece insanlara bulaşmıyor. S-400'ün bilgisayarlarına da bulaşıyor. Yani böyle bir salgın döneminde ihtiyaçlarımız her gün biraz daha artarken 2,5 milyar doları çalışamayacak bir silaha, bir silah sistemine yatırdığımızı görmek gerçekten insanın içini dağılıyor. Bunun hesabını millete nasıl vereceksiniz? Yok eğer 2,5 milyar doları Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı nedeniyle aktive edemeyeceğiniz bir silah verdiyseniz, bunun hesabını da kim, nerede, nasıl verecek? Bu ülkede sebep olduğunuz beşinci açık, hukuk ve demokrasi açığıdır. Demokrasi, sandıkla gelenin sandıkla gittiği, yasama, yargı ve yürütmenin birbirini dengeleyip denetlediği, herkesin hukuk önünde eşit, basının ise özgür olduğu rejimin adıdır. Dün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günüydü. Bugünü maalesef hakkıyla kutlayamıyoruz. Bu ucube tek adam parti devleti rejiminde dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içinde 154. sıraya düşürüldük.
Çin'den sonra en fazla gazetecinin tutuklandığı ülke Türkiye. Yakın zamanda Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağrel gibi birçok gazetecimiz sarayın hoşuna gitmeyen haberlere imza attıkları için demir parmaklıkların ardında. Gazetelerdeki yazılar, televizyonlardaki yorumlar beğenilmeyince basın ilan kurumu ve Rütük sopası kurumlara karşı kullanılıyor. Yani gazeteler, başta Sözcü gazetesi olmak üzere, bir köşe yazarının yazdığı yazı nedeniyle kendilerine belli bir süre ilan verilmiyor. Hangi mahkeme kararına istinaden? Bu nasıl hukuk devletidir? Fox TV'ye, Halk TV'ye, Tele 1'e yayınları nedeniyle kesilemeyecek cezalar kesiliyor. Hiç kesilmemesi gereken şirketlileri batırmaya dönük cezalar kesilmeye kalkışılıyor. Yani bu ne biçim istibdattır? Değerli basın mensupları, 1946'dan bu yana ülkeyi ve belediyeleri yönetecekleri biz sandıkta belirliyoruz. O gün bugündür sandıktan çıkan sonuçlar beğenilse de beğenilmese de herkes saygı duyuyor. Ta ki son yıllara gelene kadar. Hatırlayalım, önce beraberce saray iktidarının, beraberce aynı yollarda yürüdükleri ortaklarının darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ardından milletin meclisiyle, ordusuyla ve polisiyle hainleri derdest etmesini fırsat bildiler, OHAL ilan ettiler. OHAL'i kullanarak da tek adam parti devleti rejimini milletimize dayattılar. Tek adam parti devleti rejimi İstanbul'da 31 Mart'ta sandıktan çıkan millet iradesini tanımama ve millet iradesine darbe teşebbüsünde bulundu sonra. Ama milletimiz bu defada darbecilere sandıkta şiddetli bir şamar attı. Millet iradesinin üstünde başka hiçbir iradeyi tanımadığını tüm dünyaya ilan etti. Şimdi yeniden sandık tanımama hevesini dillendirenlere tavsiyemiz, aynı hataya düşmemeleri, millet iradesinin üstünde hiçbir irade olmadığı gerçeğini kabul etmeleridir. Bu iktidarın neden olduğu 6. açık, güven açığı. Tüm bu ekonomik ve politik açıklar ülkemizde ciddi bir güven bunalımı yarattı. Tüm ekonomik aktörlerin yatırım ve tüketim iştahı kaçtı. Son 4 ayda ülkeden kaçan para 2019'un tamamında çıkan paranın 3 katı. Yine sadece yabancılar değil, yerli ekonomik aktörlerin de güveni Nisan ayında 2007'den bu yana ilk defa böylesine çakıldı. İmalat sanayi üretimi açısından önemli bir gösterge olan satın alma yöneticileri endeksi de Nisan ayında yayınlamaya başlandığı 2006'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ama şunu söyleyeyim değerli basın mensupları, tüm bu açıkların arkasında bir tane açık var. Tek bir açık var. O da ülkemizde herkesi kucaklayacak tarafsız bir cumhurbaşkanı açığıdır. Bugün ülkemiz yönetilemiyorsa, milletin dertlerine derman olunamıyorsa, insanlarımız çaresizlik, umutsuzluk, sahipsizlik nedeniyle yaşamlarına son verme noktasına gelmişlerse, dünyayı perişan eden bir salgınla boğuşurken bile senden benden o partili bu partili diye ayrımcılık yapılıyorsa, işte nedenlerini bu açıkta aramalıyız. Bu sıkıntının arkasında milletin derdine derman olmadığını kurulduğundan beri her gün biraz daha iyi gördüğümüz tek adam parti devleti rejimi vardır. Sayın Genel Başkanımızın talimatları ve genel merkezimizin koordinasyonuyla başta 11 büyükşehir belediyemiz olmak üzere tüm belediyelerimiz canla başla çalışmaktadırlar, çalışacaktırlar. Milletimizin umutsuzluğa kapılmasına yer olmadığını, milletimizin çaresiz olmadığını belediyelerimiz verdikleri hizmetlerle göstermektedirler. Belediyelerimiz ellerindeki sınırlı kaynaklarla vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini vermek için didiniyorlar, didinecekler.
Konuşmamı bitirirken aziz milletime şöyle seslenmek istiyorum. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Bu devlet çok büyük bir devlettir. Bu devlet milletimiz zor gününde yanında duramıyorsa kusur devlette değil, devleti yönetenlerdedir. İyi bir yönetimle bu devletin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Yönetimi belirlemede tercih hakkı tertemiz oylarıyla bir tek aziz milletimize aittir. Yine sözlerimi bitirirken bazı soruları fikri takip bakımından saray hükümetine sormak istiyorum. Bu yılın başından beri topladığınız, borç aldığınız, bastığınız toplam 537 milyar lira ve işsizlik sigortası fonundaki 132 milyar lirayı nerelere kullandınız? Yine soruyoruz. S-400 füzelerini ne zaman aktive edeceksiniz? Katarlılara peşkeş çektiğiniz Sakarya Tank Palet Fabrikası'nda 50 milyon dolarlık yapılacağını söylediğiniz 50 milyon dolarlık yatırım yapıldı mı, yapılmadı mı? Ve son olarak iki köprü için bütçeden 2 milyar 720 milyon liralık garanti ödemesi yapılması gerekiyordu Nisan ayında. Bu ödemeler yapıldı mı, yapılmadı mı?